Arkadaşlar merhaba. Bu modeli ek yerini nereden yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Benim burada ipim bitti. Bunu buradan kesiyorum. Biraz ucu kalacak şekilde kestim. Düğümümün tam dibine, üstüne değil dibine ipimi ekliyorum. Onun da ucu biraz kalacak şekilde bırakıyorum. Evet, düğümümü sıkıştırdım iyice. Şimdi bu iki ucu saklayacağım. Zürafamın içine iğnemi daldırdım. Düğüm atarken o iki ucun üstüne düğümü atıyorum. Bu şekilde. Mümkün olduğu kadar gizlemeye çalıştım ek yerimi. Bunun üstüne modelime devam ediyorum. 3 tane pırpır yapacağım. Üç pırpırımı yaptım. Alttan iğneme doladım. 3 pırpırımı iğneme dizip 2 sefer iğneme doluyorum. Şimdi ben bu ipimi iğneye takarken şöyle bir tık gerdirmem gerekiyordu. Gerdirmedim. Seri bir şekilde, akıcı bir şekilde yapabilmek için ipimi bir tık gerdirdim. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıki zürafaya batıyorum. Aşağı düğümümü attım. Yukarı çıkacağım. Şimdi yukarıda dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yukarı dümdüz şekilde düğümümü atmıyorum da elimi sola doğru kaydırarak düğümümü atıyorum. Düğümlüyorum. Yani sola. Sola doğru, dümdüz değil, sola doğru biraz kaydırıyorum. Bakın bu şekilde düğümümü attım. İki tane pırpır tepede yapıp sık iğne doldurarak aşağı ineceğim. Bakın bu şekilde. Sık iğneyi doldururken belirli bir sayı kullanmıyorum. Belirli bir sayım yok. Burası aşağı dolana kadar sıkı sıkı burayı doldurarak aşağı iniyorum. Yukarı düğümlediğiniz sola doğru elinizi kaydırdığınızda ay görünümünü alsın diye. Eğer dümdüz yukarıya düğüm atıp da aşağı inerseniz bu model böyle aya benzer gibi olur. Evet, sıkı sıkı doldurarak aşağı indim. Böyle bu şekilde yapmanızı sağlayacak bu işlem. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Burayı sıfırlıyorum. Hiç mesafe bırakmayın arkadaşlar.
Evet. Ortasına kuyumcu kafesi tekniğini uyguluyorum. Burada zürafamı aldım. İki kez iğneme doladım. Kuyumcu kafesinde iki kez doluyorum ben. Arada kuyumcu kafesini yaptım. Hemen yarım ayımı yapmak için. Evet, 3 fiskilimi alacağım. Fiskil. Kimi yerler fiskil diyor, kimi yerler pırpır diyor. Bizde pırpırdı. Arada bir fiskil aklıma geliyor. Fiskil kullanıyorum. Üç pırpırımı aldım. Göründüğü üzere iğnemin ucuna 3 pırpırımı toplayıp düğümümü attım. Çift sardım. İğneme çift doladım. Hemen tekrar aşağı indim. Tekrar yukarı çıkarken söylemiştim. Bu sola doğru elinizi getirecek şekilde düğümünüzü atın. Evet arkadaşlar, iki pırpırımı tepede yapıp doldura doldura aşağı ineceğim. Nasıl doldurduğumu çok yakından göstermek istiyorum ama baş parmağım kapatabiliyor yaptığım yeri. Bakın bu şekilde sıkı doldurun. Ben böyle bu şekilde seviyorum sıkı doldurmayı. Aralıklı dolduranlar var. O pek güzel durmuyor bana göre. Ama bana göre, size göre güzel durabilir, hoşunuza gidebilir. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu uygulayın. Bakın sıkı sıkı dolduruyorum. Yaptığınız pırpırlar aynı ölçüde olsun ki bu dolduracağınız mesafenin, yapacağınız her bir ayın aynı ölçüde olmasını sağlarsınız. Biri az, biri çok olmaması lazım. Hepsi aynı ölçüde olması. Çok önemli. Bu şekilde arkadaşlar. Devam edeyim mi? Bir tane daha yapayım. Bakın çok yavaş. Yavaş yavaş yapmak istiyorum. Anlayabilmeniz için. Arkadaşlar buraya bir tane daha yarım ay yapayım. Şimdi burada da bir dikkat edilmesi gereken şey var. Burada da düğümü atarken dümdüz yukarı değil, biraz sola kaydıracak şekilde düğümünüzü atın ki pırpırları güzelce dizebilesiniz diye. Bu pırpırlarınızın da aynı olmasına dikkat edin.
Bakın böyle aynı boyda olsunlar. İğne oyasında ölçü çok önemli. Biri az, biri çok olmaz. Model bozulabilir. Biri güzel, öbürü uyumlu değilse güzeli de alıp götürüyor diğer uyumsuz olan. Evet, şimdi iki pırpırımı tepede yapayım. Tek sırada giden bir model. Zürafayla beraber iki kez gidiyor. Sık iğnesi biraz oyalayabilir. Ama bitince güzel bir model. Sayfada ilk videom bu modeliydi. Çok büyük ilgi gördü. Yerli, yabancı. İnşallah yapanlar olmuştur. Bakın burada tam düğme atacakken ipim hemen şey oldu, burayı öyle olabiliyor. Elinizle hemen düğümü sıkıştırmadan hemen düzeltmeniz lazım. Düğümleseniz bile düğümü çözmeniz lazım. Kolayca çözülüyor zaten polyesterlerde. Evet, bir tane daha doldurmak istiyorum ben. Arkadaşlar, bu şekilde oyamızı tamamlıyoruz. Kuyumcu kafesimi yaptım. Şimdi bir tane daha yapabilir mi diye onu kendim hesaplıyorum. Kendim göz kararı. Bu ipim bir tane daha yapabilir. Yapar yapmaz. Tam bir tane yapana kadar ipimi keseceğim yer belli. İpimi orada kesmem lazım ki ek yeri oradan olacak. Başka tarafa ek yeri bu modelde olmaz. En uygun ip yeri gösterdiğim şekilde. Evet arkadaşlar, pırpırımı aldım. İpim anca yetecek bana. İğnemden çıkmaması için iğnemin dibine düğümleyebilirim. Arkadaşlar, yettirmeye çalışacağım onu çünkü buralarda ipi kesemem. Şimdi arkadaşlar, şu kadarcık bir ipim kaldı. Hemen iğnemin
dibine, tam altına ipimi düğümledim ve ipim iğneden çıkmayacak. Çıkmayacak inşallah. Bazen düğümü de aşabiliyor. Çıkıyor. Arkadaşlar sıkıca ipim bitmek üzere. Tabii çok ip yiyor çünkü doldurmalı bir model, sık iğneli bir model. Dibine batacağım. Bazen hemen yanındaki zürafaya da batıyorum. Yalnız bu modelimi çok sıkı gittim. Zürafasını, zemin zürafasını. Yetmeyecek gibi geliyor bana. Bu ipimi burada kesiyorum ben. Aynı işlemi kuyumcu kafesinde yapacağım. Kuyumcu kafesinde. Ama siz bunun yarım ayın dibine gelecek şekilde eklemeleri yapın. En ideali o şekilde. Benim hakikaten yeter diye düşündüm. Fakat iğnemi çeviremiyorum. Burada keseceğim ipimi. Keseceğim ve eklemeyi göstereyim ve videomu sonlandırayım arkadaşlar. Gerçi aynı şeyi göreceksiniz ama. Bir kez doladım, iki kez dolamam gerekiyordu. Hemen içine battım. Biraz ucu görünecek gibi durdu. Orayı ben sonradan makasla keseceğim. Tekrar biraz daha kesmem gerekiyor. Keserim. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bu yarım ayın dibine ek yerini gösterdiğim şekilde yapın. Sadece buralarda ek yeri olsun ve bu şekilde belli olmadan ek yeri bu modeli yapabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Diğer videolarda buluşmak üzere, hoşça kalın.